Niye bu kitabı, neden bu Kur'an'ı bütün yönleriyle kanallarımız olsaydı, televizyonlarımız olsaydı, bütün bu hakikatleri niçin anlatmayaydık? Sadece okuyup geçiyoruz da görüyorsunuz. Okuyup geçiyoruz. Kur'an'dan gaye okunması değil, anlaşılmasıdır. Okunmasın demiyoruz. Ama Kur'an'dan asıl gaye okunması değil, anlaşılmasıdır. Lütfen bunu kabul edelim. Ya bunun manasına ve bunun çilesine katılalım. Ashab-ı kiramın hatim anlayışı bizimki gibi değildi. Halid bin Eba Eyyub el-Ensari'ye soruyorlar radıyallahu teala efendimize, İstanbul'da biliyorsunuz Eyüp Sultan dediğimiz zat, Allah'ın Resulünü 7 ay evinde misafir eden zat, o şimdi bizim misafirimiz İstanbul'da, uzun yıllar yaşamış, Allah'ın Resulünden çok sonra uzun zaman yaşamış bir sahabi olduğu için Allah'ın Resulünü görmeyenler, sahabeyi göremeyenler, çoklarını göremeyenler Eyüp Sultan'a sormuşlar. Siz Allah Resulü'nün zamanında Kur'an'ı nasıl hatim yapardınız? Sizin hatim var ya, hatim nasıl yapardınız? Nasıl hatim olurdu? Hatim anlayışınız nasıldı? Vallahi şöyle cevap veriyor. Bizim Kur'an'ı hatim edişimiz, anlayışımız şöyleydi. Açardık Kur'an'ı baştan, hani Kur'an'ı açınca karşınıza iki sayfa çıkıyor. Bir sağdaki sayfa, bir de soldaki sayfa. Sağdaki sayfayı okurduk diyor. Sayfayı okuduk baştan başa. Burada bizden yapılmasını, Allah'ın bizden yapılmasını istediği emirleri yerine getirmeden soldaki sayfaya geçmezdik diyor. Bazen öyle olurdu ki sağdaki sayfadan soldaki sayfaya geçişimiz 6 sene alırdı diyor. Hatim böyle olur. Anlaşılır. Anlaşılınca da Allah'ın istedikleri yerine getirilir. Ondan sonra hatim böyle hazmede ede, yerleşe yerleşe, anlaşıla anlaşıla ve yaşana yaşana Kur'an ortaya çıkar. Hatim böyleydi. Biz de sürekli, süratli okunmak suretiyle işte Fatiha-i Şerif'ten başlayıp minel cinneti ve nas deyip çıkmak suretiyle Kur'an'ı yüz binlerce okuduğumuz halde Kur'an'ın ahkamından, Kur'an'ın haberlerinden, Kur'an'ın tespitlerinden, Kur'an'ın teşhislerinden haberimiz olmuyorsa bu kusur bizimdir, bizim anlayışımızın kusurundandır. Kur'an'ın kusuru olamaz.